okul alışverişi geçen yıla göre zamlanan fiyatları da düşünülürse bu yıl çok daha zor olacak. Fiyatlar ne kadar arttı diye soruyorsunuz. Kimisi diyor ki %200 arttı, kimisi diyor ki %300 arttı. Neden diye soruyorsunuz? Çünkü dolarla alınan şeyler, bunlar dolarla ülkeden başka ülkelerden alınan şeyler. Kendi ülkemizde maalesef niye üretilemediğini anlayamadığımız şeyler. O yüzden bu sene çocuk okutmak daha zor ve bu kadar zor olmamalı çocuk okutmak sevgili izleyenler. Soruyorum o zaman, okul alışverişi yapıldı mı? Okul alışverişi yapıldı mı? Yok, yapmadık ama. Yapmayacak mısınız? Okullar açıldı. Yani bilmiyorum, borç bulacağız. Çok geç kalmadınız mı? Geç kalmayla alakası yok zaten, bunun maddiyatla alakası var. Bir iki boya kalemi alacağız, o kadar. Diğerleri? Diğerleri geçen yıldan. Okul forması mesela? Geçen yıl büyük aldım. Bu sene idare edecek. Okul alışverişi bitti mi? Yani daha iki tane tişört aldık sadece. 150 lira verdik tanesine. Geçen sene 80 liraya almıştık. Çocuğu okula başlayan ebeveyn ne hissediyor? Yani korkuyoruz. Öğrenciler okula gideceği için heyecanlama, aileler masraflara nasıl yetişeceğini düşünüyor. Çünkü gelirleri artan okul masraflarını karşılayamıyor. Pazartesi okullar açılıyor ama hala çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayamayanlar çoğunlukta. İki defter, onun geçen yılkiler var. Onlara devam edecek. Hiç mi yazılmadı geçen yıl bu defter? Ya bir kısmı duruyor, onlara devam edecek. 60 yapraklık bir defter 20 liranın üzerinde. Asgari ücretle çalışıyor eşim. Bir suluk aldım, 4 tane hamur aldım, 4 defter aldım, 3 tane kalem aldım, bir silgi aldım, 260 TL verdim. Kaç öğrenciniz var? 3. Geçen senekini giy, anne kısa geliyor, uzunla. Çocuğun çok üzerindeki şu eşofman 100 lira. Evet, daha yeni aldık. Yani okul yani için aldım. Zor. Eşim işsiz. Şu an her şeyini aldım, çantasını, kitabını, defterini, formasını deseniz size maliyeti ne olur? Üçüne 10 bin. Eve giren para? Sıfır. Eşim işsiz şu an. İşi yok. İşsiz, gelirsiz olan 3 çocuklu bir ailenin ortalama okula başlama masrafı 10 bin lira. Tek çocuk için ortalama gider her şeyle en az asgari ücretin yarısı kadar. Pastel kalem, kuru boya, sulu boya. 3-4 tane defter, bir tane suluk ve bir kalem kutusu. Çok ufak bir şeyler aldık. 508 lira. Okul formamız da şöyle set halinde aldık. 805 lira. Çantamız 500. 375 çanta, 125 beslenme. Daha ortada bir şey yok. 2500 bir tane çocuk. Bir tarafta okul forması, diğer tarafta okul çantası. Bir de o çantaya girmesi gerekenler eklenince okul alışverişi özellikle de asgari ücretliyi zorluyor. Yani dar gelirli okulların açılmasına hazır değil. Değiliz, daha hazır değiliz. Siz neyi bekliyorsunuz? Okul çantaları uçmuş bir fiyat. Ne kadar? 350 falan hep. Aldınız mı? Yüksek, yok, da almadık. Gelir ne durumda? Gider hesap. Emeklimiz var. Başka gelir? Yok. Ayıptır sorması, ne kadar o gelir? 5-200 falan oldu. Ya nasıl baş edeceğimizi biz de şu an bilmiyoruz. Formamızı almadık da. Arkadaşlar geçen gün iki tişört, bir jileye 750 TL verdiklerini söylediler. Ne kadarmış çantalar? O da en az 300-400. Neye mal olur size okula başlangıç? 3-4 bini bulur. Ben size şu an ortalama söyledim. Gelir ne durumda? Ya gelirimiz asgari ücret.